Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Arkadaşlar, en sonki videomuzda muhabbet kuşlarımıza Pronofit uygulamıştık. Fantex marka Pronofit. Pronofit'i önceki videomuzda bahsettik, kısaca sizlere anlattık. Merak ederseniz bir önceki videomuzdan Pronofit ne işe yarar izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet. Bu da hemen Pronofit'ten sonra çekilen bir video. Muhabbet kuşlarımızın durumlarını sizlere aktaracağım. Bu video aynı gün çekildi arkadaşlar. Yani Pronofit'ten sonra muhabbet kuşlarımızın durumlarını sizlere aktaracağız, anlatacağız. Burada bir çiftleşme olacaktı. Yani bakın sizlere bunu göstereyim. Bakın az önceki videoda da sonlarına yakaladık. Şimdi çiftleşmeyi de sizlere gösteriyoruz. Yani bunların yeme düşecek olan 3 tane yavrusu var. Bir tanesi yeme düşmüş bakın orada. Bunlar tekrardan çiftleşiyorlar, keratalar. Evet, buradaki yavrumuz vardı. Bir de alt katta yavrumuz vardı. Bu ikisini üst kata taşıdık. Evet, bunların yavrusunu üst kata taşıdık arkadaşlar. Üst katta 7 numaralı kafesimizde 3 tane yavru var. Onları sizlere şöyle bir kısaca göstereyim. Evet, hayvanlar çiftleşiyorlar ama bakalım. Burada yeme düşecek olanlar var. Evet. En küçük yavrumuz şu. Yani belki 10 güne kadar bir yeme düşecek diye tahmin ediyorum. 10-15 güne kadar. Şu biraz daha büyük. Serata maşallah. Texas yavrularımız arkadaşlar. Sizler de maşallah derseniz sevinirim. Evet, bir tanesi var. Yeme atlamış. Bu yavru şu 5 numaranın yavrusu arkadaşlar. Buradaki yavruyu biz üst kata taşıdık. Yani hayvanın bir tane yavrusu vardı. Bir tane yavru ile oyalanmasın diye, bir yavruya bakmasın diye. Oradaki yavruları aldık. Üst kata taşıdık 7 numaraya. Arkadaşlar bunların çiftleştiğini görmedim ama dişimiz içeride. Dişimizin 2 tane yumurtası var. Buraya da not almışız bakın. Sizlere hemen şöyle bir yumurtayı da göstereyim. Maşallah diye arkadaşlar. Evet, burada da 2 tane yumurtamız var. Bunların yumurtaları arkadaşlar. İkinci kuluçka yumurtaları. Evet. Jumbolarda şu an bir durum yok. Yani çiftleşip çiftleşmediğini görmedim. Şöyle bir istiyorsanız yuvasına bakalım. Yumurtamız var mı? Evet, şu an için yuva hazırlığında bakın. İçerideki kekik parçalıklarını hep aşağıya atmış, dağıtmışlar. Bunların yuva hazırlığında olduğunu sizlere söyleyelim. Evet, bunlarla çiftleştiğini gördünüz zaten. Maşallah. Yeme düşen yavrumuz da bu arkadaşlar. Erkeğimize bakın. Erkeğimiz de oradan aşağıdaki sesleri dinliyor. Gürültüleri dinliyor. Serata. Leysik erkeğimiz arkadaşlar. Dişimiz nerede? Dişimiz yuvada arkadaşlar. Dişimiz yumurtaya yatıyor. Şöyle bir rahatsız edelim. Bakalım çıkan yavrumuz var mı yok mu? Evet. 3-6 tane yumurtamız var burada. Şu an hala yavrumuz çıkmamış. Evet. Bunların da ikinci kuluçkası. Dişimiz biraz huysuz, ürkek. Şöyle kapatalım da rahatsız olmasın kendisi. Evet, 6 yumurtamız var orada. Bunlar da eşe attık. Bunlar da biraz huysuz. Bunlarda hala bir gelişme yok. Bunları da bekliyoruz. Şöyle bir yine bakalım. Maalesef yok arkadaşlar. Evet, burada bir tane kremio dişimiz vardı. Yani kremio dişiyi bunun erkeğin yanına atmıştık. O kremio dişimizi de arkadaşımıza sahiplendirdik. O kremio dişi olsaydı şu an bunların yumurtası vardı, yavrusu vardı. Maalesef arkadaşa sahiplendirmek zorunda kaldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşımıza da. Yani bunları da bekliyoruz. Şunlar hala yumurta yapmadılar. Bir ay oldu arkadaşlar. Bir aydır bekliyoruz. Yumurta yapmadı. Alt katta 2 numaralı kafesimize bakalım. Dişimiz dışarı çıkacak. Bunların bir tane yavrusu var da şöyle çıksa, izin verse bir yavruyu sizlere göstereyim. Evet, 2 tane yavrumuz var. Maşallah diyelim. 2 tane yavru çıkmış. Şöyle bir düzeltelim. Şu biraz daha büyük yavru. Şu büyük yavru, soldaki küçük yavru. O yeni çıkmış. Büyük ihtimal bugün çıkmış galiba. Onlara da şöyle bir gösterelim. Leysik takımlarımız. Bir tane yavrumuz burada var. Kim geldi? Eymen Paşa geldi. Eymen, rahat dur oğlum. El salla, hadi bir el salla. El salla. Hadi bir el salla.
Evet, bir numaralı kafesimize gelelim. İki numarayı gösterdik. Buraya Texas erkeğimizi attık. Texas erkeğimiz düzelmişti. Şu an durumu da iyi. Bunların yumurtası var. Dört tane yumurta var. Yumurtanın biri diğer tarafta, diğerleri burada. Bayağı bir dağıtmışlar. Dört tane yumurtası var. Evet, dört tane yumurtası var arkadaşlar. Bakalım. Dişimiz biraz deli yapıyor. Bunları da şöyle yakından götürelim. Jumboların kafesine gelecek olursak, jumbolarımızda hala yumurta yok arkadaşlar. Yani bunlar bizi çok bekletti. Bekliyoruz. Yani sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum ama rutino dişimiz, jumbo erkeğimiz. Yani bayağı bir beklettiler arkadaşlar. Yerlerini değiştirdik. Bir ay oldu. Hala bekliyoruz. Yumurta yok maalesef. Yuva hazırlığı falan var. Yumurtamız yok. Rutino takımlarımız var. Bunların da maalesef şu an yumurtaları yok. Yumurta yapmadılar. Evet, rutino takımlarımızın şu an yumurtaları yok. Buradaki Lasik dişimiz vardı. Onu alt kata aldık. Yarına da buradaki dişi üst kata aldık arkadaşlar. Lasik'imizden yumurta almıştık ama eski eşiyle eşledik. Şu an hala yumurtalar yok. Yuvaya falan girip çıkıyor bakın. Yuva hazırlığında yuvaya girip çıkıyor. Ama yumurta yok. Anlamıyorum. Yani bazen olmayınca olmuyor. Kısırlık durumları yok arkadaşlar. Yani bu Lasik'ten bu sene yumurta aldık, yavru aldık. İki tane yavruları yeme düştü bunların. Hayvanın beli falan da bükülmüş. Ama bilmiyorum. Bir şeyler eksik demek ki. Yumurta yok arkadaşlar. Evet. Cuma tepeli takımlarımız var. Bunların da yumurtası var. Dişimiz içeride. Şöyle dişimizi gösterelim sizlere. Bunlar da bir kocaman maşallah diyelim. 1, 4, 6 tane yumurtası var. Bunlar da yumurtaya yatıyor arkadaşlar. Evet, Jumbo tepeli takımlarımız. Bu erkeğimiz bayağı bir tüydeydi. Eymeni dışarı çıkardık. Maalesef bizi rahatsız ediyor. Video çekmemize izin vermiyor. Evet, Jumbo tepeli takımlarımızdan bahsettik. Biraz da arkadaşlar yeme düşen muhabbet kuşlarımızı gösterelim. Yani yeme düşen muhabbet kuşlarımız diyorum ama hayvanlar bir ay oldu. Yani yeme düşeli bir ay oldu. Biraz büyüdüler aslında. Erkeğimize şöyle bir yakından odaklayalım. Evet. Arkadaşlar ilk parti, ilk kuruçka yeme düşen muhabbet kuşlarımız 17 tane. 17 tane muhabbet kuşlarımız yeme düştü. Şu eski erkeğimiz zaten bu değil. Diğerleri hep bu senenin yavrusu. İstiyorsanız şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane erkeğimiz burada var. Çoğunluk Lasik. 2 tane Texas erkeğimiz var. 2 tane Jumbo tepeli erkeğimiz var. Bu Jumbo tepeli erkeğimiz 4 yola ayrıldık arkadaşlar. 4 yolda bir takipçimiz vardı, izleyicimiz vardı. 4 yoldaki takipçimizi ayırdık bu erkeğimizi. Evet, Texaslarımızın, Lasiklerimizin, Jumbo tepelilerimizin durumları bu şekilde. Pronofit verdik. Biraz kendilerini kaçırıyorlar pronofitten sonra. Dişiler salmasında ise bu geçen senenin dişilerinden arkadaşlar. Bunu eşe atmadık. Bir de şu tepede var. Jumbo tepede dişi. O da geçen senenin dişilerinden. Diğerleri hep bu senenin yavruları. 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane. 10 tane de dişimiz var. Bir tane rutino dişimiz var. Yani bunların çoğu dişi diye tahmin ediyorum. Yine ilerleyen zamanlarda tam detaylı bakacağız. Yani bazen bütün o inolarda cinsiyet konusunda yanılma payımız olabiliyor. Yani biraz daha büyüsünler. Bir daha bakacağım. Cinsiyetlerini kontrol edeceğim. Yine dişi erkek diye ayıracağız. Erkek varsa üst katı atacağız. Yani burası dişilerin olduğu salmamız. Evet, bu seneki almış olduğumuz yavru 10 tane dişi yavru burada var. Burada 8 tane var. 8 tane erkeğimiz var. Toplamda 18 tane yeme düşürdük. Az veya da çok Allah bereket versin. Yine buna şükür. Yani az da olsa bu sene yavru alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Samsun'da arkadaşımız vardı. Samsun'da arkadaşımızdan iki çift çok jumbo ayırttık. Yavru ayırttık arkadaşlar. Yani havalar biraz düzelsin. Samsun'dan Hatay'a gönderecek arkadaşımız. Yavaş yavaş biraz şova da geçmek istiyorum. Üretimhanemizde hiç şov muhabbet kuşu yok. Japonesleri biraz azaltacağım. Yani Japones, şov, jumbo,
karma bir üretimhane yapacağız. Yeni sezon için yine planlarımız arasında 10 çift, en az 10 çift, 12 çift muhabbet kuşu eşlemek olacak. Yani şu an planlarımız bu yönde. Hazırlığını da yapıyoruz. 2 çift Show Jumbo muhabbet kuşu ayırttık. Yani orta havası arkadaşlar, öyle çok üst klasman şovlara gücümüz yetmiyor. Onlar pahalı zaten. Biz orta vasıftan başlayacağız. Şov üretimine de başlayacağız. Bakalım Allah izin verirse şovda üretmek kısmet olacak üretimhanemizde. Evet, muhabbet kuşlarımızın durumları bu şekilde. Yani sizlere durumlarını aktarmış olduk. Dediğim gibi bakın, jumbolar hep yuva hazırlığında. Dişimiz içeride, buradaki yuvaya girip çıkıyor. Mesela üst kattaki yuvanın içerisinde. Yani bekliyoruz. Bir şeyler eksik. Yani bazen sabırlı olmak lazım. Yani muhabbet kuşlarında hiçbir sıkıntı olmasa bile yumurta yapmayabiliyor. Sizi bekletebiliyor. 2 ay, 3 ay bekletebiliyor arkadaşlar. Yani ben 1 sene bile beklediğim var. Yani önceki yıllarda bir dişiyi 1 sene, 2 sene beklediğim var arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Sabırlıyız. Onları da bekliyoruz. Eş değişikliği bir kere yaptım. Daha da yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü her eş değişikliği yaptığım zaman süre uzuyor. Mesela anlaşma süresi uzuyor. Bizim için vakit kaybı oluyor. Yani yaparlarsa hayırlısı, yapmazlarsa da canları sağ olsun. Gelecek sezon tekrardan bunlara eş atarız. Bu sene 3 takımdan yavru yumurta alamadık. Diğer 8 takımdan aldık arkadaşlar. Evet. Yavrumuz da burada yatıyor kerata. Texas yavrumuz. Buranın görüntüsü güzel arkadaşlar. Çünkü üstünde hemen led var. Ledimiz olduğu için buradaki renk tonları güzel çıkıyor. Bakın dişimiz de burada. Bunların 2 tane yavrusu vardı. Yanında da bir tane şu alt kattaki 5 numara yavrusunu taşıdık. Ondan da şu an 2 tane yumurtası var. Onların çiftleştiğini görmemiştik ama hayvanlar yumurta yapıyorlar. Buradan bahsediyorduk ama Eymen biraz rahatsızlık verdiği için yarım kalmıştı galiba. Arkadaşlar bu erkeğimiz tüye girdiği için, bayağı bir yoğun tüye girdiği için bunu aldık. Bu 1 numaralı kafesimizdeydi. Oraya Texas erkeğimizi attık. Bunu da böyle bir dinlenmeye aldık arkadaşlar. Hayvan tüyden çıksın diye bu şekilde yaptık. Önüne mama falan da koyduk zaten. Biraz da sularını da değiştireceğiz. Yemini, suyunu, mamasını veriyoruz. Eksik etmiyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Versel Laga'nın sağlık tohumu vardı. Ondan sipariş etmiştik, aldık. Evet arkadaşlar, şimdilik aklıma gelen konular bunlar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bir destekte bulunabilirsiniz. Daha başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.